ve Pazarspor mücadeleye başlayacak. Topun başında Göktuğ Yılmaz var ve mücadele başladı. İçeri doğru bir pas, Mustafa Sol. Kaleci Tolgan Acar'a kadar geldi pozisyon. Tepecik Spor'dan gelen bir oyuncu Pazarspor'a. Furkan Yılgın içeri doğru, güzel bir orta. Son anda Mustafa Sol'a gelmeden kaleci Tolgan Acar karşıladı ama Bertan Özkan. Bertan Özkan orta alandan çıkmaya çalışıyor. Bertan, Ali Ekber. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Ali Ekber içeri doğru, kaleci kayıldı değil. İnanamıyorum. Muhteşem bir pozisyondu. Hiç kimsenin beklemediği bir anda. Doğru Ali Ekber. Ali Ekber Mustafa'ya elini kaldırdı ama Mustafa'ya gelmedi top. Osmanlı Sporlu oyuncular karşıladı. Tehlikeli bir pozisyonda kaleci son anda Mustafa Sol vuramadı. Pazarsporlu oyuncular da Yavuz Alemdar. Muhteşem bir vuruş ama kaleci Tolgan Acar kalesinde devleşiyor diyebiliriz. 45. dakika. Pazarspor çok net bir gol daha kaçırıyor. Göktuğ içeri doğru attı. Göktuğ Furkan karşıladı. Furkan Yılgın. Mustafa Sol kaleyle karşı karşıya. Mustafa Sol'un vuruşu. Yavuz Alemdar. Yine bir top kaybı, tehlikeli bir pozisyon. Taylan topu kazandı. Taylan hemen yanında az önce oyuna giren Halil Karataş vardı, içeri doğru. Tehlikeli bir pozisyon. Kaleci Tolgan Acar. Vuruşu Miraç Vural. %100 golü önledi diyebilirim. Osmaniyespor'un şu dakika itibariyle ilk tehlikeli pozisyonu diyebilirim sizinle. 89. dakikadayız. Hacı'nın ortası içeri doğru. Kale bomboş. Penaltı mı? Evet. Hakem penaltı dedi. Pozisyonda topu karşılayan Osmaniyesporlu oyunculardan İbrahim Konuksever'di. Maçın orta hakemi Burak Kabalak direkt penaltı olduğunu söyledi. Mustafa Sol topun başında. Seyircisinin alkışlarıyla Mustafa Sol geliyor. Mustafa Sol'un golü. Pazarspor 90. dakikada kendi evinde Mustafa Sol'un golüyle 1-0 öne geçiyor. Tekrarını tekrar izliyoruz. Mustafa Sol kalecinin sol köşesini atıyor ve kaleci Dursun Miraç Vural'a geliyor ve Burak Kamalak 90 dakikanın bittiğini söylüyor.